Herkese merhaba. Bugün çok sevdiğim, çok asil bir konuğum var. Gülenay Kalkan Ünlüoğlu. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Ay hoş bulduk. Çok keyifli bir evim var. Ay, gerçekten huzur dolu. Hele şu sahil muhteşem. Evet çok güzel. Ya, ben de çok seviyorum. Valla çok güzel yani. Burada çok güzel anıların. Anneciğini evet. Yeni kaybetmişsin. Başın evet, sağ olsun. Evet teşekkür ederim. Rabbim mekanını cennet etsin. Amin. Böyle yani hep Instagram'dan görüyoruz. Herkes seni görüyor. Televizyonlarda, dizilerde de seyrediyoruz seni. Gerçekten çok asil bir havan var. Çok teşekkür ederim. Yani bu doğuştan herhalde Nihan'cığım. Hani ben bir şey yapmıyorum bunun için. Özel bir çabam yok. Böyle doğmuşum, böyle yetiştirilmişim herhalde. Ama şey de değilsin böyle, her yerde de değilsin. Yok, evet. Böyle o bir şeyin var, onu koruyorsun. Nasıl desem sana, hani bir insanın bir duruşu vardır ya. Evet. O duruş sende hep vardı. Evet, yani herhalde bu bir tercih. Çok her yerde olmayı sevmiyorum açıkçası. Ama hani gereken yerlerde de oluyorumdur mutlaka. Hani bilmiyorum, belki de işte öyle her yerde olmamak herhalde bunu sağlıyor, böyle düşünmenizi. Abi, öyle gözüküyor. O imajı veriyorsunuz. Şimdi her yerde değilsin diyoruz ya, bir de böyle bir asil, bir güzel, havalı da bir kadınsın. Ay, çok teşekkür ederim. Kadın kıskançlığından biraz bahsedelim. Edelim. Çok olur. Evet. Hiç denk geldin mi? Bu kadın kıskançlığı nedir? Piyasada son zamanlarda çok fazla var. Ay çok var. Vallahi kıskançlık çok kötü bir şey. Ben bilmiyorum. Yani bende kıskançlık şöyle olabilir. Ben mesleğimde kıskanç olabilirim. Bütün sanatçı arkadaşlarımda da bu kıskançlık vardır. Çünkü çok güzel bir rolü kıskanabilirim. Ah bunu ben oynasaydım keşke diyebilirim. Bu çok doğal bir kıskançlık. Hani bu erkekte de kadında da vardır. Ama bir kadının güzelliğini, giysilerini kıskanmam. Bilmiyorum, öyle bir duygum yok benim. Kıskançlık. Ama hani tabii sevdiğim insanlar, yani mesela eşimi kıskanır mıyım? Kıskanırım ama neyini kıskanırsın? Hani o zaten seni kıskandıracak bir şey yapmıyorsa kıskanmazsın da, ona o kıskanmak değil de imrenerek bakmak belki, hani o güzelliği ya da herkes görecek falan diye, ya da işte çok yakın bir arkadaşımı da kıskanmam aslında. Çünkü onun yakın arkadaşları da benim arkadaşlarım olur. O anlamda kıskançlık duygusunu zararlı görüyorum. Dostluklar için, arkadaşlıklar için, ama meslekte güzel. Meslekte güzel. Meslekte evet. Çok güzel. Ama sizin sanat camiasında da çok var ya. Her camiada var. Orası öyle. Her camiada. Her camiada yani biz var. Sanatçılar çok göz önündeyiz. Çok göz önünde olduğumuz için de çok göze batıyoruz. Bunlar daha ayyuka çıkıyor. Çünkü sen bir devlet memurunu, bir fabrikada çalışanı, ne bileyim işte başka yerlerde çalışanlar göz önünde olmadığı için görmüyorsun. Bizler daha vitrindeyiz, daha renkliyiz. O yüzden görülüyor ama ya biraz doyumla da alakalı galiba. Yani doyumsuzluk yaşayan insanlarda da mı oluyor, yetiştirilme tarzı mı? Ya da belki de işte o duygularımızı törpülememiz gerekiyor. O duygularımız üzerine belki eğitimler ve çabalar göstermemiz gerekiyor. Ne bileyim, bu dönemlerde çok var ya öyle eğitimler. Hani çok. Duygusal eğitimler var, terapiler var. Belki onları almak gerekiyor. Biraz da insanın kendini törpülemesi. Kesinlikle, kesinlikle tabii. Biraz böyle tabii bir bunlar yaşla da kazanılıyor bana göre. Okumakla, etrafı incelemekle, bakmakla, görmekle. Kendini törpülemek çok önemli. İşte o aldığım bilgilerle her şeyi, her tür kitap var ya da her tür yayın var ya da her türlü kurslar neyse, hani halledemediğim bir takım şeyleri halledebilmek kişinin kendi elinde, yardım alarak da özellikle evet. Kendin yapamıyorsan yardım alarak bence faydalı olan yerlerde var, çok eğitim veren bu konuda. Bence faydalansınlar çünkü gerçekten insana zarar veren bir duygu. Evet. Bir de kabul etmiyoruz bunu. Evet, evet. Hayır, zaten, münasebet diyoruz. Evet. Zaten kişiler kendilerinde olan menfi tarafları genelde kabul etmezler. Etmezler yani. Hani ben hiçbir zaman mükemmel değilim. Ama mesela bazen düşünürüm,
hani ne eksik bende, yanlış mı anlıyorum, acaba böyle mi demek istedi diye. Yani hepimizde var. Bu insanız çünkü. Evet, yani evet. Herkes de var. Yani farkında bile değiliz belki ama genelde kabul etmiyoruz. Doğru. Etmiyoruz. Evet. Mesela son zamanlardaki Pavyon dizisi diyorum artık. Herkes öyle diyor ya, Pavyon dizisi. Yok, çok güzel bir dizi. Evet, Yılmaz Erdoğan'ı sevgiler gönderiyoruz buradan da kendisine. Ne düşünüyorsun peki bununla alakalı? Vallahi Yılmaz... Bir kıskançlık mı yoksa gerçekten ahlaki değerleri bozan bir şey mi? Yani çok fazla gündem oldu ya, onu da sormak istiyorum sana. Şimdi de başından başlayayım. Yılmaz Erdoğan'ı çok severim. Çok şiirlerini, yazılarını, kitaplarını, yazarlık yönünü. Bir kere yıllar sonra çok güzel bir işle karşımıza çıktı. Bu bir. İkincisi, böyle bir konsept yaratmış. Böyle bir konuyu işliyor. Ve bu pavyon bizden çok evvelden beri var. Günümüzde var olan bir şey. Niye bunun üzerinden insanlar sürekli yorum yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini? Çok güzel bir dizi. Pavyondaki bir yaşamı anlatıyor. Pavyondaki kızın durumu ve hocanın, işte hoca diyorlar, Yılmaz'ın şeyden çıktıktan sonra. Hem eğitici hem öğretici bir dizi bu arada. Değerleri, dağları anlatıyor. Ben o kadar beğeniyorum ki. Evet, evet, evet. O kadar yanlış şeyleri düzgün yapıyor ki. Yani hem eğiticilik kısmı da var. Evet, o kadar güzel çekilmiş. Çok güzel oynanıyor. Artık bunu kaşımanın bir anlamı yok. Ama belki bu diziye faydası oluyor. Merak edenler daha çok oluyor. Ve daha çok seyrediliyor. Aa, bu neymiş bu pavyon? Çünkü bu pavyon böyle. Yani bu dans var. Yeni çıkmış bir şey değil. Bunların ürettiği bir şey değil ki. Bu hayatımızda var bizim. İşte kimi şunu söyledi, birçok genç kız... Çok okumadım ve dinlemedim. Evet, ha, özeniyor mu evet, demek? Birçok genç kız pavyon dansı almak için kolları sıvamış. Allah Allah. O yüzden biraz tepki çekti. İşte pavyon dansı çok fazla ön plana çıkmış. Tabii ki de pavyon kültürümüzde var. Hani o şöyle kültürümüzde var. Şimdi millet diyecek ki pavyon kültürü... Ama pavyon kültürü var ama yani yurt dışında var. Ankara'da çok fazla var. Tabii canım, Ankara'nın yani barları, ben biliyorum Ankara'yı. Ben Ankara'da gittim yani, hani bir ekibe beni gitmiştim. Beni de babam götürmüştü. Evet. Vallahi. Tabii. Yani o yüzden hani bundan dolayı, yani hani biz Türk örf ve adetlerinde işte bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. İnsanlar şimdi buna çok özenti oldu. Bu dizi olur mu? Bence gündemi değiştirmek için birazcık da bunu ön plana attılar, trollediler diye düşünüyorum. O da olabilir. Tabii o da olabilir. O da olabilir ama bunlar hakikaten diziye hizmet eden şeyler. Yani yıllarca dediler ki mafya dizileri de gençleri silah kullanmaya. Yani şimdi bunların hepsi eğitime dayanıyor Nihan'cığım. Sen zamanında doğru düzgün eğitim almış ülkenin gençleri zaten bunları yapmaz. Yurt dışında, dünyada, Amerika'da milyonlarca western var. Değil mi? Yıllarca seyrettik hepsini. Niye özenmiyorlar? Niye bizde özeniliyor? Ben anlamıyorum ki niye bizde özeniliyor. Çünkü bu eğitimle ilgili. Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sen bu çocuğa verirsen, o çocuk da büyüyünce, yani bunlar arka arkaya geliyor. Hiçbir şeye özenmez ve onu bir sinemasal olarak, bir televizyonda bir gösteri olarak, bir eğlence olarak seyreder. O yüzden ben buna hiç katılmıyorum. Ne olacak, olsun, değişik bir dans gösterdi orada. O dansı da öğrenmek isteyebilir. Bu da bir dans neticesinde. Oryantal yok mu? Yıllardır oryantal yapıyor herkes, evet. Ve severek de izliyoruz. Bu da oryantalin başka bir çeşidi. Ben hiç kınamıyorum, hiç eleştirmiyorum. Gayet güzel. Diziye de hizmet ediyor. Çok da güzel bir dizi. Dediğim gibi eğitici ve öğretici. Ellerine sağlık Yılmaz Erdoğan. Ama Yılmaz Erdoğan'la bunu yaklaşık... Ve hepsinin ellerine sağlık. Hepsi çok iyi oynuyor. Güzel oynuyorlar ama o da akıllıca bir hamle sergiliyor bence. Tabii. Hiç yorum bile yapmadı. Ah, tabii çok akıllıca. Neye yorum yapsın Allah? Evet. Buna yorum yapılır mı? Hiç yapılmaz. Çok doğru buluyorum ben. Zaten çok akıllı bir insan. Evet. Yapılmaz. Peki... birazcık böyle hep gündemden konuşmak istiyorum sizinle. Tamam, konuşalım. Fikirlerinizi merak ediyorum. Sizce biraz robotlaştık mı? Çünkü gündem hep karman çorman. Ülkenin gündemi biliyorsunuz. Kendiniz de söylediniz, eğitim çok altlarda. Çok altlarda. Artık bitti yani hani böyle baktığımız zaman. Biraz tepkisiz mi kalıyoruz her şeye artık? Çok hem de. O kadar tepkisiziz ki her şeye tepkisiziz. Eskiden hatırlıyorum benim lise yıllarımda, ortaokul yıllarımda çok fazla tepki gösterirdik.
Ve olmayacak şeylere tepki gösterilirdi. Çünkü o bizim için çok önemliydi. O olan küçük şeyler. Şimdi neler oluyor? Biz tepki göstermiyoruz. Yani bu kadar büyük olaylar değildi yani gösterdiklerimiz belki. Bilemiyorum, bastırıldık galiba. Biraz ülke olarak da. İnsanlarda bir bıkkınlık var. Ekonomi kötü. Geçim savaşı çok fena. İnsanlar neye para yetireceklerini şaşırdılar. Çok haklılar. Çünkü inanılmaz derecede her şey arttı. Hiçbirimiz yetişemiyoruz hiçbir şeye. Yani ben bunu söylemeye utanıyorum. Çünkü bunlara hani hiç yetişemeyenler var. Hangi birine yetişeceksin sen birey olarak? Hani bunun bir ekonomi politikasının mı değişmesi lazım? Bunu bilemiyorum. Bu benim konum değil ama hakikaten robotlaştık. Bazen günler aynı geçiyor. Sabah kalkıyorsun, işte işine gidiyorsun. İşinden çıkıyorsun, eve geliyorsun. Akşam belki bir yemeğin, işte televizyon zaten seni uyuşturuyor. Böyle 3 saat, 2 saat böyle hipnotize edilmiş gibi bakıyorsun ona. Sonra yatıyorsun, ertesi gün yine aynı şey. Yani hayatta bir renk yok, mutluluk yok. İnsanların yani bu illa parayla ya da ne bileyim başka şey olacak. Yani insanların içinden o mutluluk gelmeli. O mutluluğu yaşayacak hafta sonu olsun değil mi? Akşamları evet, olsun. Evet. Sineması, tiyatrosu, bir eğlence yeri. Onun bütçesine izin verecek ölçüde olmalı ve bunu seyretmeli. Hayatına yeni değerler katmalı. Ama maalesef bunların hiçbiri yok. Belki çok az bir zümrede var. O da bizi ilgilendirmiyor zaten. Doğru söylüyorsun. Evet, robotlaştık. Tepkisiz bir haldeyiz. Tepkisiz. Yani çok şey, tepki mesela, de veremiyoruz. Ben kendi sektörümle alakalı söyleyeyim. Esnek sektöründeyiz. Medikal çalışıyoruz. Hı-hı. Doktorlarla çalışıyoruz. Bazen bir doktorun dayak yemesine bile artık doktorlar tepki göstermiyor. Mümkün değil ki böyle bir şey. Olabilir İşte mi? Yani çok üzücü bir şey. Olabilir ben şimdi mi? Evet biraz böyle hani sivrildiğimiz zaman da falan yapıyorlar. Hayır değil. Çok ama doğru. Baktığınız zaman her sektör için geçerli. Yani kimse de ses çıkmıyor. Çünkü Nihan'cığım orantısız güç var. Evet. Orantısız güç olunca sen bir yere kadar sesini duyurmaya çalışıyorsun ama duyuramıyorsun. Yaptıkça karşılığı yok. Karşılığı olmayınca da bir süre sonra artık herkesin üzerine ölü toprağı serpiliyor. Kimse tepki göstermiyor. Ama ben yine de inanıyorum ki bizim halkımız, yani biz kuvvetliyiz diye düşünüyorum millet olarak. Yani öyle bir ayağa kalktığımız zaman aslında deviremeyeceğimiz, daha yani yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ama bunu da nasıl olacak bilmiyorum. Çözümü bilmiyorum. Ya da herkesin kendine göre belki çözümleri var ama kimse dile getiremiyor diyeyim. Yani bu tepkisizliğe. Evet. Bu tepkisizlik çok kötü. Bu tepki, aslında tepki göstermek o kadar önemli ki insanlara, çünkü belki unuttukları şeyleri de hatırlatmak adına önemli. Aa doğru ya. Evet deyip hani menfi yoldan almamak lazım tepkiyi. Tepkiyi olumlu yönde almak lazım. Öyle değil mi? Eleştiriyi. Evet. Yani biri evet. beni eleştirdiği zaman ben düşünürüm. Belki o anda yok canım dersin ama sonra dersin ki acaba öyle olabilir mi ya dersin yani bunu. Ve bu tepkiler büyüdükçe de sana eleştiriler. Kişi bazında al. Evet. Düzeltmeye çalışırsın. Ve bu da bir sanat. Sanatın en büyüğü bu. Tabii. Şimdi biz Tamer Levent'le bir çekim yaptık. Dedim ki neden sanata evet? Hmm. İşte dedi ki her şey sanat aslında. Tabii. Yani bu da bir sanat işte. Kendini eleştiriye açık olmak, kendini o eleştiri doğrultusunda yönlendirebilmek. Kesinlikle. Çok önemli. Çok önemli. İşte kişinin kendini böyle tanıyorsun işte kendini. Yani eleştiri aslında çok güzel bir şey. Hani illa yapıcı eleştiri demiyorum. Her eleştirinin her türü, yapıcısında da mutlu olursun ama güvendiğin biri seni eleştirdiği zaman menfi yönde durup düşünürsün. Bu da bir sanat. Yani evet. Eleştiri yapmak da bir sanat. Evet. Her şey bir sanat. Evet. Dünya bir sanat. Hayat bir sanat. Kesinlikle. Dünyaya gelmemiz bir sanat. Bir sanat. Tabii ki de. Tabii. Bu dünyada yaşamamız. Peki Gülenay Kalkan. Hı. Hep böyle rollerinde güçlü kadın. Evet. İmajı çiziliyor. Evet. Öyle mi normal hayatında da? Güçlüyüm. Evet. Ben güçlü bir kadınım ben. Öyle yetiştirildim.
babam ve annem tarafından. Hakikaten çok güçlü bir annenin kızıyım bir kere. Çok güçlü bir babanın kızıyım. İkisi de çok güçlüydü. Beni hep ayaklarımı yere basacak şekilde yetiştirdiler. Ekonomik özgürlüğüm var. Çok güzel bir mesleğim var. Onun için yani kimseye muhtaç değilim. Yani muhtaç değilim derken hani kendi en küçük şeyde ölçekte kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Bu güç önemli bir güç yani. Bir kalkanınız var mıdır? Kalkanım. Neye karşıdır böyle? Var hani tabii. Bir zırhınız var mıdır? İşte bir şey olur ve o şeyi çekersiniz. Evet, yani şeyi çok sevmem. Yalanı hiç sevmiyorum. Seni kullanmaya çalışan insanlar ya da olay neyse onlara karşı kalkanımı kullanırım. Aslında çok sevgi doluyumdur. Yani beni tanıyanlar bilir. Hani çok güzel. Mesela içeriye girdik, bir pozitif enerjiyle evet. Karşılandık. Çok güzel çok bir şey yani ederim. Gerçekten. Yani evet, öyle olmaya çalışmıyorum, öyleyim. Herkese böyle gerçekten herkese sevgi göstermek istiyorum. Ve bence de her insan size çok büyük kötülük dokunmadığı sürece hak ediyor bunu her insan. Çünkü yani niye aksi olacak ya da ben böyleyim bilmiyorum, böyle hissediyorum. Yani işte güçlüyüm. İkinci misiniz peki? Yok, değilim. Ah keşke ikinci, ama yok olmayayım. İkinci olmak güzel bir şey değil. İkinci değilim ama şöyle bir şey var, yani bana yapılanı unutmam. Buna ikincilik mi dersin bilmiyorum ama ben bir gün senden bunun hesabını soracağım. Yok. Bende yoktur, sorma. Ben ne soracağım? Zaten o karşılığını bir şekilde alır sonrasında. İkinci değilim ama hani derim ki evet, bir ara bana galiba böyle bir şey yapmıştı ama boşver derim, o zaten karşılığını başka yerden bulur. Değilim. İlişkilerinde kıskançlık oldu mu hiç? Kıskanç mısın? Oldu. Ben Tarık'ı sevdiklerimi kıskanırdım. Ama şeydi yani hani ona zarar verecek derecede kıskançlık değil de sevdiğim için kıskanırsın. Bir yere gittiği zaman, bensiz gittiği zaman kıskanırım. İşte ben bir de televizyonda yani şey sanatın içerisinde yani. Onları kıskanmam. Yok. Çok hayranlarımız. O benim de var, onun da evet. Var. Onları kıskanmazdım. O çok oyunculardan çok oluyor muydu hiç yani o açıdan da baktığınız zaman? Yok. Yok görmedim ama Tarık da bunu çok güzel dengeleyen bir çocuktu zaten. Yani eşim o konuda çok şanslıyım. Onu güzel dengelerdi ama hani böyle ufak tefek kıskançlıklar mutlaka vardır. Yok hiç kıskanç değilim, böyle bir şey yok. Bunu diyemem zaten. Yani öyle bir şey yok. Mükemmel değiliz yani hiçbirimiz. Estağfurullah vallahi. Vallahi değiliz. Oluyor evet, insan sevdiğini kıskanıyor. Sevdiğini ama, kıskanıyor. Evet, sevdiğini kıskanır biraz. Kıskanır yani normal. Evet, ama hayatı zindan edecek şekilde değil. Hayır değil, o hastalık. O hastalık evet. Ama hepimiz sevdiğimizi kıskanırız yani. Bu çok normal bir şey bence. Peki estetik. Bak bu önemli. Mesela, ben yeni yaptırdım. Evet. Şimdi sahneye bakıyoruz. Hakikaten çok fazla kendini değiştiren ünlü var. Özellikle yeni nesil felaket. Mesela ben geçen bir şey paylaştım. Gökhan Özen, Rafet Erroman, işte birkaç Hakan Peker. Çok enteresan yüz ifadeleri değişmişti. Çok değişmiş. Evet. Yani ona gördüm. Bak estetin içerisinde olma rağmen evet. Karşıyım öyle aynen, ifadelere. Aynen. Ya ben estetiğe karşı değilim. Estetik, sen bu işin içindesin. Bunun tarifini çok daha iyi yaparsın ama kendi adıma söylemem gerekirse bozulan yerleri ya da görmek istemediğin yerlere ufak dokunuşlar çok güzel olabilir. Evet. Bazen çok güzel estetikler de olabiliyor. Ne bileyim mesela kadın burnundan memnun değil. Dudakları çok ince, memnun değil. Hani bizde bunu kabul edip yaşayan çok az. Normal insanlar, kadınlardan bahsediyorum sadece, sanatçı değil. Evet. Ondan sonra bakıyoruz çünkü görüyoruz. Bazen bakıyorum, ay diyorum evet ya bu böyle çok güzel olmuş diyorum. Var bu. Var. Hani tamam Allah'ın yarattığı en güzeldir deriz ama ay hakikaten böyle biraz yaptırmış vallahi güzel olmuş incecik dudak. Yani yok doğalında ne yapalım evet. Kadın onu istiyor. Ona karşı değiliz. Kesinlikle. Bence ama de olmalı. Yüzü değiştiren mesela ünlüler dediğinde asla isim vermeyeceğim ama genç bakıyorum bir önceki resim o kadar güzel. Niye değiştiriyorsun kendini? Doymuyorlar demek ki. Yapıldıkça daha da çok hastalık gibi. Hastalık gibi.
İşte bu çok zor, bu çok tehlikeli bir şey. Yani bence hiç gerek yok. Hani ben de ufak tefek dokunuşlar yaptırıyorum, vitaminler yaptırıyorum, arada minik botokslar yaptırıyoruz, bunları zaten itiraf ediyorum. Ama hep aynısınız. Hep aynı. Yaşalmayı engelliyorsunuz. Ben minik, belki yaşalmayı ya da ne bileyim ben hani vitamin yaptırıyorum çok pahalı krem kullanmaktansa, çünkü onların çok bir faydası olmadığını biliyorum. Hani arada vitaminleri enjekte ettirmek çok doğru bir şey, evet, bence. Evet. Ama yüzünün değişmesi, erkekler de bunu yaptırabilir. Tabii ki. Yaptırabilir. O da vitamin kokteylleri yaptırabilir. Kesinlikle. Ama benim de senin söylediğin gibi gördüğüm resimler gerçekten korkutucu. Hani güzel değiller ki. Çok kötü. Bir de erkeklere yaşlılık yakışıyor ya. Evet, daha karizma ben oluyor. Seviyorum. Bak siz de benim kafamdasınız. Aynen. Evet, daha karizmasınız. Yani mesela bugün Özgür Bey'i gördüm. Ha. Evet, sakal uzatmış. Çok evet, karizmatik geldi bana. Aynen. Ay, sizin vallahi de öyle çok güzel. Yani saçı kırlaşmış erkek. Ben çok beğenirim. Evet. Mesela Tarık'cığımın saçları hep çok koyuydu yıllardır. Herkes boyuyor mu? Kendi, evet, bir şey söyleyeceğim. Boyamazdı hiç. Ya zaten boyaması mümkün mü? Yani öyle bir adam zaten değil. Ne karizmatik sesi vardı ama. Ay, be. Dünyanın en güzel sesi bana göre. Evet, çok ama, karizmatik. Ama çok da yani bana göre değil, herkese göre bile. Mesela onun böyle kırlaştı falan. Ay ne kadar hoşuma giderdi. Yani erkeğe o çizgiler çok yakışıyor. Kadına da yakışıyor. Fazla aşırı olduğu zaman belki birazcık daha diyorsun ki hani nasıl bitkiye su döküyorsun ve o yapraklar canlanıyor. Kadın da canlanıyor. Su vermediğin zaman bitkiyi düşünsene hepsi iniyor aşağıya. Aynen öyle. Böyle öyle değerlendiriyorum ben bu kullanılan şeyleri. O yüzden fazlası zarar. Fazlası gerçekten çok çirkin. Çok çirkin. Güzel değil yani. Seni bence seni yakın olmaktan arkadaşları bence çok yanlış yapıyorlar. Eşleri, dostları, yakın arkadaşları söylesin, yaptırmasınlar. İşte kıskançlık gidiyor hocam. Ha, buraya. Aman yaptırsın. Aa, da yaptır, evet, çirkin olsun. Ya bir şey de ben anlamıyorum. O işte bazı gerçekten işini iyi yapan doktor çok güzel yapıyor. Ay evet, evet, evet. Şimdi ben bir hekim olsam şahsen burayı da doldurur. Burayı da ben yapmam ya. Tanıdığım insanlar vardı, doktorlar diyor ki, ya mecbur kalıyorum diyor. Ben kim yaptı? Şu yaptı. O zaman sen git ona yaptır hani desin mesela, evet, değil mi? Diyorum, evet. Ben yapmam, sen git ona yapsın. Çünkü doktorun adı lekeleniyor. İşte onu diyorum. Ay o mu? Ay o rezalet, perişan olmuş, bırak onu diyoruz ve hiç kimse gitmez. O saydığım ucuz ürün vardır mutlaka, ya da işte merdiven altı diyorlar falan. Vardır çok, muhakkak. Çok. Yani en iyisini yaptırmak ama lütfen en minimalini yaptırmak. Çünkü bu işin fazlası çok kötü. Kötü, evet, yani. Kötü. Kesinlikle. Güzelleşeyim derken, kaş yaparken göz çıkartıyorlar. Peki reklam ismi mi? Mesela işlem yaptırmak istediğiniz zaman. Ürünün reklam ismi olması mı çok önemli sizin için? Gerçekten yok, cildinize verdiği etki mi önemli? Yok, cildime verdiği etki tabii ki. İşlem yani o reklamla gider misiniz? Yok yok, gitmem. Böyle bir şey çıktı, bunu yaptırmak istiyorum. Ay yok, katiyen gitmem. Ya şimdi krem reklamını gencecik kızlar yapıyor. Şimdi o gencecik kızın zaten cildi çok güzel. Sen o reklamı niye ona yaptırıyorsun? Şimdi bu doğru değil mi? Evet. Yani zaten cildi çok güzel, saçları çok parlak. Mesela bizim ülkemizde hani bunu her yerde söylediğim için söyleyeyim. Yani bizim yaşımızdaki insanlar cilt bakımına daha çok dikkat ediyorlar ki ben çocukluğumdan beri ederim. Çünkü ben 19 yaşında tiyatroya başladığım için, ondan öncesi zaten konservatuvar, ben ne makyajlı yatmadım hiçbir zaman. Mutlaka temizledim. Yani hep çok bakardım cildime. Onu da görüyorsun zaten sonradan etkilerini. O yüzden hani o yanlış kişileri kullanıyorlar reklamlarda. O yüzden evet, de hiçbir reklama inanmıyorum. Sadece güvendiğim doktorun, güvendiğim ürününe güveniyorum. Yani bu bana çok iyi diyorsa, denediysem de, memnun kaldıysam da onu kullanıyorum. Bence de öyle olmalı. Tabii, kesinlikle. Şimdi her ürün güzel diyoruz. Gerçekten kendine göre özgü güzel yanları vardır. Ama bence bu işlemleri doktorlar yaptığı için hekim de bence bazen biz bununla karşılaşıyoruz. İşte ama reklam ismi olması önemli. Ama sen bir hekimsin, yok, diyoruz. Yani yok, bunu senin hastanın cilt yapısına göre yönlendirmen lazım. Kesinlikle. Bunlar önemli şeyler bence. Ama alerji yapmıyor mu, evet, yapmıyor mu, o ona uygun mu, dokuyla uyum sağlayacak mı, sağlamayacak mı, çok önemli bunlar. Evet, yani bazısı illa hasta alerji yapıyor. Evet, illa hasta ben bunu istiyorum
Evet. Dediğiniz zaman yok, öyle bir şey yok. Evet, yani o biraz benim öyle hiç dayatmalarım yoktur. Zaten yaptırdım öyle bu anlamda hani dediğim gibi çok bir şey yok ama hani cildi nemli tutması için evde de yaparım ben bitkisel şeyler. Atıyorum işte yumurta maske şeyi akını karıştırma. Aa yumurta akı çok iyidir. Biraz da içerisinde pirinç nişastası katın renk tonunuzu açsın. Onları açar böyle çok yani kullanırım ben öyle şeyleri de çok. Evet. Yani milletçe estetiği abarttık. Doğru mudur? Abarttık evet. Yani mesela yurt dışında da yaptıranlar mesela görüyoruz ya bazen. Bir kere Nicole Kidman çok fazla aşırı yaptırmıştı. Ay o güzelim kadın ne kadar çirkinleşmişti. Sonra anladı ve döndü geriye. Aslında herkes olduğu halinden memnun. Ne dişini yaptırıyor çok fazla ihtiyaç duymadıkça. Kesinlikle. Ne burnunu yaptırıyor, ne gözünü yaptırıyor. Erkeği de kadını da. Biz de genelde de gençlerde var. Bizim özellikle hani orta yaş sanatçılarda pek yok ama gençler de birbirleriyle acayip kıyaslamalar var. Bunları da dinliyorum arkadaşlarımdan çünkü. İşte onun orası öyle, sen bunu böyle yap, kaşımı kaldır, yok burnum şöyle oldu, yok şu. Yani hiç kimse kendi halinden memnun değil. Bu kötü bir şey. Bir mutsuzluk. Bu kendine güvensizlik. Güvensizlik, evet. Halbuki kendini başka şeyle donatması gerekirken beynini ve kendini zaten onu donattığı zaman o güzelliğin bir önemi kalmayacak. Yani onu düşünmeyecek. Ama şimdi sadece onu düşünüyor. Evet. Oramı mı yaptırsam? Çünkü o onunla dolu yani hayatı. Halbuki, hastalık gibi. Evet. Benim anneciğim Allah rahmet etsin hep şey derdi. Kafanızın içini süsleyin derdi. Çok doğru. Kafanın içini süslediğin zaman her zaman da çok bakımlı olmamızı söylerdi. Ondan da çok öğrendik annemizden hani bakımlı olmayı. Hani beni öyle görüyorsanız herkes de merak ediyor. Hani bakımlısın sabah kalktığında. Ay değilim sabah kalktığımda da herkes gibi kalkıyorum ama hani en azından bir saçımı topluyorum. Ne bileyim ama havalı ben. Bir kadınsın. Yani işte onu gerçekten evet. Yani onun verdiği bir şey. Ona evet. Yapacak bir şey yok. O yüzden kafanın içini doldurursan dışına çok fazla gereksinim kalmıyor. Evet. Gerçekten öyle. Onu da buradan söyleyeyim. Ama ülkemizde maalesef o kafa çok istediği fazla kadar dolu olsun. Geçenlerde bir kadın dedi ya sosyal çürüdük. Mehmet abi. Ay ne güzel konuştu. Sosyal. Onu dinlemedim bilmiyorum da. Sosyologmuş kadın. Dinlemedim. Profesörmüş. Çok gerçekten öyle sosyal çürümeye gidiyoruz dedi. Gidiyoruz. Ve zaten amaç da bu sosyal, gibi. İşte bu telefonlar hayatımıza ne kadar oldu girdi. Sosyal medya yok, Instagram'ı yok, o su yok. Ay binlerce makyaj çeşidi. Binlerce saç şekli. Görüyoruz. İşte sosyal çürüme bunlar yani başka şeyler. Mesela daha edebiyattan ya da özlü sözler ya da ne bileyim bir kitaptan alıntı bir şey. Sadece bunlar da değil. Tabii ki hayatı renklendirecek bir sürü şey olacak. Moda da olacak içinde. Müzik de olacak. Ama geneli böyle. Maalesef. Bu tabii çürümeye yol açıyor. Bu dostlukta da çürümeye gidiyor. Arkadaşlar da gidiyor. İşte her şeyde gidiyor. Mutsuz olmayalım tabii de. Mutsuzluk vermeyelim ama öyle yani. Evet. Bunları değiştirmemiz gerekiyor. Valla o zaman ben de size en kısa zamanda bir Kleopatra gençlik iksirini bekliyorum. İnşallah. Gerçekten cildimize böyle ufak dokunuşlarla İnşallah. O parlaklığı ve kolajeni sentezlemeyi, kök hücre etkisi vermeyi çok isteriz. Çünkü olur. Zaten ihtiyacınız yok ama yaş almayı engellemek amaçlı. Parlamanın zararı yok. Hiçbir zararı yok. Ben çekimiz bir arada. Parlamanın zararı yok. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yani bugün sizi burada böyle bir sohbet yapmak benim için çok büyük bir... İyi ki geldiniz. Ben de çok teşekkür ederim hepinize. Çok keyifliydi gerçekten. İnşallah seyircimiz de keyif alır. İnşallah. Ne güzel. İnşallah çok güzel günlerde görüşelim tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir günde tekrardan görüşmek üzere. Sevgi ve muhabbetle kalın. İyi günler.